bir sebze makinesi, kıllı dizler, uygun olmayan kıyafetler ve çok öfkeli bir hoca. Yeni videomuzdaki okulda meydana gelen garip durumları kaçırmayın. Sınıfımızda bir devrim olacak. Bu bir kağıt savaşı. Al sana. Şimdi Taner'e ön masada birlikte saldıralım. Attığımız kağıt yanlışlıkla Lale Hoca'ya geliyor. Buraya kadar. Bunu siz istediniz. Lale Hoca savaşın eşiğinde. Bana boşuna Die Hard demiyorlar. Hazır. Nişan al. Ateş! Ne yazık ki su akışı Lale Hoca'nın beklediği kadar güçlü değil. Silahı ön sıraya bile ulaşamıyor. Üzgünüm Die Hard. Kafeteryada öğle yemeği. Oh. Tüh. Pardon Lale Hocam. Eda bana çelme çaktı. Sizi bir salata perisine dönüştürmek istemedim. Ama Lale Hoca kızmıyor. Sebzeler için teşekkürler Taner. Bu benim öğle yemeğim için harika bir ekleme oldu. Daha fazla yeşillik yemek benim için iyi. Lale Hoca biraz sorun yaşıyor. Eteği buruşmuş ve düzelmiyor. Ve elbette tüm sınıf bunu gördü. Neye güldüklerini anlayamıyorum. Neler oluyor? Lale Hocam, arkanızda biraz buruşma var. Ne? O? Neden daha önce söylemediniz? Bu her zaman olur. Dersimize devam edelim. Eda Marilyn Monroe gibi olmaya karar verdi. Bu şekilde kesinlikle okuldaki tüm erkek çocuklarının kalbini kazanacak. İşe yaradı. Vay canına. Ne muhteşem bir kız. O gerçek bir yıldız. Ama arkadaşı kıskanıyor. Artık sana yardım etmiyorum Eda. Kendi saç kurutma makineni kendin tut. Aa hayır. Bu utanç verici. Taner'in özel bir hobisi var. Pipetle tükürük topu atmaya bayılıyor. Ama bu sefer şansı yaver gitmedi. Atışı birkaç duvardan ve yerden sekti. Tam Lale Hoca'nın alnına. İşte bu ani oldu. Neyse ki Lale Hoca hiç kızgın değil. Aslında tam tersi. Bu yeni stil ona ilk aşkını hatırlatıyor. İşte burada. Sevgilim. Ben onu çok özledim. Bu biraz fazla detay oldu Lale Hocam. Lale Hoca kötü bir ruh halinde. Bir sınav sırasında bir sürü kopya kağıdı buldu. Ama Eda kopya kağıdını saklayabildi. Bir muzun içine ve şimdi gizlice kabuğun altına göz atıyor. Ne harika bir çözüm. Lale Hoca'ya yağ çekmemiz lazım. Ona bir ikramda bulunayım. Lale Hocam, bu biliyorsunuz karbonhidrata ihtiyacım var. Hemen dur. Muzu yere koy ve sınavına dön. Eda'nın kalemi bitti. Tamam, içindeki tüpü biraz üflersem kalemin ömrünü biraz daha uzatabilirim. Ancak bu pratik bilginin bir yan etkisi var. Eda, yüzüne ne oldu? Ha? İyi misin? İyi görünmüyorsun. Bütün mürekkep Eda'nın ağzında. Ama endişelenmiyor. Bu onun yeni makyajı gibi davranabilir. Koyu dudaklar şu anda çok moda. Duymadınız mı? Bunu bilerek yaptım. O zaman bu ruj rengi sana gerçekten çok yakışmış Eda. Çok şık. Merhaba Reyhan. Bugün okulda kostüm günü var. Vahşi bir kostüm giy. Seni bekliyoruz. Vay canına. Sonunda en sevdiğim parti kıyafetimi giymek için harika bir fırsat. Ama sıradan bir gün. Her zaman olduğu gibi Leonardo DiCaprio'nun biyografisini inceliyoruz. Tüh, kostüm günü ne oldu? Tek utanç verici kostüm senin üzerinde Reyhan. Atını bir yere bağla ve otur. Selam, bundan sonra bu sınıfta olacağım. Ne haber? Yeni kız çok kötü bir yer seçti. Burası Merve'nin masası. Kalkmalısın. Hay aksi. Çok geç.
Hey, sen de kimsin? Merhaba, ben yeni öğrenciyim. Bu harika. Ama sen benim yerimdesin. Defol git buradan. Kalk. Ama bu yer boştu. Adın yok ki. Evet, var. Bak. Oh. Ay, pardon. Eda hocaya şaka yapıyor. Lale hoca gözlükleri olmadan hiçbir şey fark etmeyecek. Günaydın çocuklar. Gözlüklerim nerede? Hadi yoklama yapalım. Eda burada. Cansu burada. Hey. Taner burada. Hey. Berkay burada. Hey. Herkes hazır. Harika Eda. Herkes buradaymış gibi yaptın. Ne harika bir plan. Hmm. Ama Eda bir şeyi hesaba katmadı. Lale hocanın yedek gözlükleri var. Eda, bütün sınıf nerede? Onların seslerini duydum. Ne? Oh. Şık bir kedi kadın olduğunu düşündüğümüz zaman acı vericidir. Miyav. Ve erkek sizi sadece pasaklı bir inek olarak görür. Yine mi sen? Beni takip etmeyi bırak. Eda yeni şaheseri hakkında övünüyor. Şu renklere ve gölgelere bak. Aa, pardon, biri geldi. Görünüşe göre birinin sanata alerjisi var gibi. Hop şu. Hay aksi. Ben ne yaptım? Resmin burnu akıyor. Bunu hemen düzeltmeliyim. Olmuyor. Temizlemeyi deneyelim. Aa, hayır. Daha da kötü oldu. Pekala. Üzerini boyamaya çalışayım. Hadi burnunu biraz daha uzatalım. Ve gözleri belirginleştirelim. Bir Mona Lisa gülümsemesi ekleyelim. Daha çok beğendim. Daha fazla ayrıntı eklemem gerekir mi acaba? Ama Eda geri döndü. Taner bak, bu benim. Ha? Vay canına Eda. Ne güzel bir çerçeve. Ahşap mükemmel. Seveceğini biliyorduk. Aa, hayır. Bu kabusu buradan çıkarma zamanı. Bir selfie çekelim. İlginç bir şeye ihtiyacımız var. Üçte zıplayalım. Bir, iki... Ah! Ups, sanırım yanlış zıpladım. Üzgünüm Berkay. Aa, bir grup yakışıklı sporcu. Kraliçe modunu aç. Aa, yanlış hesapladım. B planı. Şimdi kalkmama yardım edecek. Yok, ben sadece topumu alıyorum. Sakin ol. Hey çocuklar, kenara kayın. Herkesin yeri var. Benim dışımda. Yine lavaboda yemek zorunda kalacağım. En azından VIP kafeteryam her zaman müsait. Okulun ilk gününde sınıfınızı bulamadığınız o garip an. Ups, pardon. Kötü zamanlama. Bu da ne? Narnia? Ben neredeyim? Bu bir geçit mi? Biri bana yardım etsin. Tuhaf okul hallerimizi sevdiniz mi? Öyleyse sizin başınıza gelen utanç verici anları yorumlara yazın. Ve onlarla nasıl başa çıktığınızı. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni okul hikayelerini kaçırmazsınız.